annem bile doğru göre bile doğru. Nereye ver? Kadife sağlam. Yani hemen hemen ben kendim bildim bileli 7-8 yaşından beri yapıyoruz. Peki geçen yıl ne kadar ücret alıyordunuz? Bu yıl ne kadar kilosu belli mi? Kilosu 10 liraydı, bu sene belli değil. Hmm. 10 liradan aldık. Hmm. Allah bereket versin, güzel aldık da yani. Günlük ne kadar kazanıyorsunuz? Yani topladığımız 50-60 topladığımızı düşünürsek, çarparsak iyi evet, para aldık. Yani 600, geçen yıl 500 liraydı, evet, 500 bu sene de 850-1000 lirası. İnşallah olur. Bir ay boyunca buradasınız. Evet, bir ay boyunca gün sonuna kadar buradayız. Zor oluyor mu Kadife Hanım? Yani tabii ki ev hanımı olunca ister istemez zor oluyor. Ama arkadaş ortamında muhabbetle güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor. Evet. Yağmur çamur da. Evet. Bir de zorlukları var tabii bunun içinde. Ellerimiz kollarımız çiziliyor dikenlerinden. Zararını görüyoruz yani. Evet. Ama yine de gül kokularının arasında tertemiz evet, havada. Zevkli. Hoş. Evet. Güzel geçiyor. Kolay. Emeğimizin parasını da alıyoruz Allah'a çok şükür. Dikkatlenmesin gari. Zararsız, zinemsiz. Yardım edin bak aşağı gitmeyin. İsminiz? İsmim Ramazan. Ramazan Bey, Isparta'da gül sezonu başladı. Evet. Kaç yıldır gülcülükle uğraşırsınız? Annemden kalan bu. Çocukluğumdan beri bu tarladayım ben bu aylarda. Evet. Yani Mayıs ayında başladı ama bu sene erken başladık. Bir ay erken geldi sezonumuz. Kendim bildiğim bileli bu aylarda bu bahçedeyim. Evet. Ne kadarlık bir gül bahçeniz var dekar olarak? 5000 metrekare gül bahçemiz var. Tabii şu anda sezon az olunca eşinizle birlikte geliyorsunuz ya da yakınınızla aynen geliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde çok sayıda işçiye de ihtiyacınız sayımız oluyor. Sayımız artıyor ilerleyen günlerde. Peki tam sezon başladığında 5000 metrekarelik bir tarlada ne kadar bir işçiye ihtiyaç duyuluyor? 6 kişi. 6 kişi. Bizim buradayız her 6 kişi. Sabah kaçta başlar gül toplama işi? Bugün saat 5.30'da buradaydık. Yani evet, güneş doğmadan önce burada olmamız lazım. Neden nedir efendim? Arılara yakalanmamak için, sıcaktan etkilenmemek için. Çünkü 12'den sonra kantarlar kapanıyor burada. Direkt bunların işlenmesi lazım. Evet. Yani gül 12'den sonra kalmıyor. Çünkü bunların hemen aynı günde işlenmesi lazım. Fabrikaya gitmesi lazım. Bizim Aliköy'de de var Akpınar'la, unutmam onu. Veli Çelik, Yakıören köyünde ikamet ediyorum. İşte gül tarlamıza geldik, daha ilk hasatlarımızı yapıyoruz. Daha tam olarak başlamadı gülümüz ama teknik olanları biz de almaya çalışıyoruz. Bir hafta içinde inşallah, 5-6 gün içinde de gülümüz tamamıyla başlayacak. Geçen sene biraz daha böyle yağmurlu gittiği için geç başladı. Geçen sene Haziran 1 gibi, Mayıs sonu gibi başlamıştık. Bu sene nasip oldu, Mayıs'ın başında başladık. Normal düzeyi Mayıs 10-15 ama hava şartları biraz daha sıcak gittiği için Mayıs'ın başında başladık. Evet.
gülün açımına göre 5-5,5 gibi bahçede oluyoruz biz. Evet. Çok daha erken gelmiyoruz. Ya çok aşırı açarsa en geç 11'de falan gidiyoruz.